Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz lütfen videonun altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca zile şartine dokunarak bildirimleri de tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde sevdiklerinde sorun yoktur arkadaşlar. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Bu arada Instagram hesabımıza da abone değilseniz, üye değilseniz, takipte de değilseniz de oraya da bekleriz. Şöyle kullanıcı adını da gösterelim şu şekilde Derya Bıyık alt tire Oya ve Dantel Dünyası arkadaşlar. Orada da yaptığımız işleri, resimlerini, kısa videolarını paylaşımda bulunuyoruz. Kullanıcı adımız Derya Bıyık alt tire Oya Dantel Dünyası. Evet yine bir tasarımla geldim. Çok güzel ben çok beğendim. O kadar da kolay. Şu şekilde arkadaşlar bir modelimiz var. Boncuklu. üstünde böyle açık pembe boncuklar kullandım ben. Şimdi ilk başlarken, bu arada ben şöyle bir pipet kullandım bu ilmeklerde. Böyle çok da büyük olsun istemedim, kalem kullanmadım. Sizlerde bu şekilde hani bu körüklü pipetler var ya arkadaşlar toplu bir şekilde aldığımız paket içerisinde. O pipetin, o pipetten yaptım. Şimdi ben bu kadar bir ara verdim gayet iyi ya da daha da fazla ara verebilirsiniz. Tığ batısını yapmış olduğumuz yazma. İlk başlarken ipimi tığıma sabitledim. 7 tane kutucuk yapacağım ilk başladığım motifte arkadaşlar. Daha sonraki aralarda 14 kutucuk yapıp döneceğim ama ilk başladığımızda 7 kutucuk yaparak başlayalım. 2 zincir çekiyorum başına bir alıp yandaki tığ bat diye giriyorum 2 2 çekiyorum 2 adet zincir yandaki tığ bat diye giriyorum 2 2 çekiyorum 2 adet zincir yandaki tığ bat diye giriyorum 2 2 çekiyorum 2 adet zincir yandaki tığ bat diye giriyorum 2 2 çekiyorum 5 tane kutucuğumuz oldu. 2 adet zincir başına bir al. Yandaki tığ battığı gir. 2 2 çekelim. 2 adet zincir yandaki tığ battığı girdim. 2 2 çektim. 7 adet kutucuğumuz oldu. Şimdi burada 10 adet zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. Bir değil şu ikinci yuvaya girip kapattım dönüş yapıyorum bir zincir çektim ilmeğimi uzattım burada pipetime taktım bu birinci ilmeğim. 14 tane ilmek çıkaracağım arkadaşlar yuva içerisine girdim ipin ucunu aldım dibinde mutlaka 2 adet zincir çekin ikinci ilmeğim yuva içerisine girdim ipin ucunu aldım dibinde 2 adet zincir çektim taktım 3 yuva içerisine gir ipin ucunu al 2 adet zincir çekip takalım 4. Yuva içerisine girdim ipin ucunu aldım 2 adet zincir çektim taktım 5. Yuva içerisine girdim ipin ucunu aldım dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım 6. Toplamda 14 tane ilmek çıkarıp dönelim. Evet arkadaşlar bu şekilde 14 tane ilmeğim pipette çıkardım pipede. Şimdi yuvaya giriyorum tekrar ipin ucunu alıyorum bir zincir çektim Şu alttaki kutucuğa giriyorum ipin ucunu alıp bir sık iğnesi yaptım 2 adet zincir çekip yandaki tığ battıya giriyorum 2-2 çekiyorum 2 adet zincir çekiyorum başına bir alıp yandaki tığ battıya girdim 2-2 çektim 2 adet zincir çekip başına bir alıp yandaki tığ battıya giriyorum 2 2 çektim 3 tane kutucuğum olunca burada pipetimi çıkarıyorum dönüş yaptım bir zincir çektim şimdi örümcek yapıyorum örümcekler çok büyük değil arkadaşlar önünden iki tane ilmek aldım ve kapattım örümcek yapıyorum önünden yine bir 2 ilmek alıp kapatıyorum Örümcek yapıyorum. Bir iki tane ilmek alıp kapattım. Bu şekilde ilmeklerimi topluyorum ikişer ikişer. Örümcek. İki ilmek aldım. Kapattım. Örümcek, 2 ilmek aldım kapat örümcek yapıyorum ilmeklerin yönü dönmüşse düzeltelim 2 ilmek alıp kapat örümcek yapıyorum. 2 ilmek alıp kapattım. Yine örümcek yapıyorum. Buradan da 1 2 3. kutucuğa girip son örümceğimi sabitliyorum bu şekilde. Bir zincir çekip dönüşü yapıyorum rahat dönüş yapabilmek için. Şu anki işimiz bu arkadaşlar. Şimdi ilk örümceğimin içerisine giriyorum. iki kanadına. Tek kanadını bırakıyorum. iki kanadına giriyorum. iki tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Burada kum boncuklarımı alıyorum. Üç tane pardon. Dört tane kum boncuğu atıyorum. Dört kum boncuğumu kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim orta yuvaya girip bir boncuk alıp üzerinde 4 zincirimi kapattım 1 2 3 4 zincir çektim ortaya girip bir boncuk alıyorum kapattım 4 zincir çektim orta yuvaya girdim bir boncuk alıp kapattım şimdi bir zincir çekip tekrar Bakın bir tane boncuk kalıyor. Onu kapatmıyoruz. Örümceğin iki kanadına dönüp sabitledim. İki adet de sıkı iğnesi yapıyorum. Bir, iki. Yandaki örümceğin iki kanadına giriş yapıyorum. Bir, iki adet sıkı iğnesi yapıyorum. Bir zincir çekip dört tane boncuğumu atıyorum. İpin ucunu aldım. Kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim orta yuvaya girip şu şekilde boncuğun orta yuvasına girip bir boncuk alıp üzerinde 4 zincirimi kapattım 4 zincir çekip ortaya girip boncuğun üzerinde kapattım 4 zincir çektim aldım ve kapattım 3 boncuğumu bu işlemi uyguladım bir zincir çektim. Bir boncuğum kalıyor. Örümceğimin iki kanadına girip sabitledim. İki tane de sık iğne yapıyorum. Yandaki örümceğin iki kanadına giriş yaptım. İki adet sık iğne yaptım. Bir zincir çekip dört tane yine boncuğumu atıyorum. İpin ucunu alıp kapattım. Dört zincir çektim. Orta yuvaya girdim. Bir boncuk alıp kapattım. 4 zincir orta yuvaya girdim bir boncuk alıp kapattım 4 zincir orta yuvaya girip bir boncuk alıp kapattım son boncuğumuz duruyor bir zincir çekip örümceğin iki kanadına girdim sabitledim 2 adet de sık iğnesi yapıyorum ve yandaki örümceğin iki kanadına giriş yapıyorum Evet bu şekilde bakın bütün örümceklerin üzerine yapıp dönelim Evet arkadaşlar sonra örümceğe kadar aynı işlemi yaptım. Şimdi buradaki kutucuğumun içerisine girdim bir sık iğnesiyle. 2 adet zincir çektim, başına bir aldım. Yandaki tığ battıya girdim. 2 2 çektim. 2 adet zincir çektim, başına bir aldım. Yandaki tığ battıya girdim. 2 2 çektim. Benim verdiğim arayı yapmak için arkadaşlar bu bittikten sonra 14 tane kutucuk yapacaksınız. Evet arkadaşlar benim verdiğim araya ulaşmak için bu motif bittikten sonra 14 tane kutucuk yapacaksınız. 14 kutucuk yaptıktan sonra 10 zincir çekip dönüş yapıp bir değil ikinci kutucuğa girip kapatarak dönüş yapıyorsunuz. Bir zincir çekip yine pipetimize ilmekleri takarak devam ediyoruz. İnşallah anlatabildim arkadaşlar modelimiz bu şekildeydi tamamlanmış hali de böyle İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur hepinize sonsuz teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar